Merhaba arkadaşlar, Hırkamızın 3. bölüm videosuyla birlikteyiz. 3. bölüm videomuzda da kolları yapacağız. Kollar için 50 tane ilmek attım. Bir sıra düz örgü ördüm, yani kendimden tarafı olan yerde ters örgü olacak şekilde bir sıra ördüm. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve model uygulayacağız birlikte. Bu arada lütfen hırka videolarımı olsun, diğer videolarımı olsun, izlediğinizde beğenmeyi, kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bir tane kenar ilmeğimiz var arkadaşlar. Katına ayrılmış ipim, onu düzelttim. Şimdi bir tane kenar ilmeğimiz var. Sonrasında 1 2 3 tane düz örgü örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane düz örgü örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı düz, bir doluyoruz. Bir, iki, 3, 4, 5, 6 tane düz, bir tane doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, tekrar doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördük. Bir tane doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ördüm. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğim. Bu kenar ilmeklerini haroşa örgü yapacağım. Dikerken bana o kenardaki pıtırcıklar kullanacağım arkadaşlar dikerken. Siz de öyle yapın. Şimdi bir tane kenar ilmeğim ve diğer bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Arka kısmı bir daha göstermeyeceğim. Zaten modelimiz 3 ön sıra, arka sırada 3 sıra olmak üzere gidişli gelişli 6 sıradan oluşacak. Bu 6 sırayı sürekli tekrarlayacağız. Örneğimiz 6 ilmek artı 2 ilmekten oluşuyor. 6 ilmek katları ve artı 2 ilmek. Bu artırdığımız ilmekler, onları da ters örgü olarak örüyoruz. Dediğim gibi bir dahaki sırada ters bölümü göstermiyorum. Bir tane kenar ilmeğimiz. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bir kenar ilmeğimiz var. 3 düzümüz vardı. Şimdi bir tane düz örüyoruz. Bu 2 tane ilmeklerimizin yerini değiştirerek sağ kesim yapıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Örüyoruz.
Şimdi bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. İlmeğimizin yönünü değiştirerek bir sola kesim yapıyoruz. Bir, iki düz örüyoruz. İlmeklerimizin yönlerini değiştirerek bir sağ kesim yapıyoruz. Yani şu ortadaki 6 ilmeği bir sola kesim, bir sağ kesim yaptık. Ortada 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Artırdığımız ilmek bu. Buraya geldiğimiz zaman da bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. Yine 6 ilmeğe geldik. Hemen bir sola kesim. 2 düz. Ve ilmeklerimizin şu yön şekilde yönünü değiştirerek sağ kesim yapıyoruz. Yine bir dola, bir düz ör, bir dola. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Hemen şu şekilde bir sola kesim, iki tane düz ve şu ilmeklerimizin yerini değiştirerek bir tane de sağ kesim yapıyoruz. Bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. Modelimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar. Sıramızı tamamlamak üzereyiz. Bu şekilde geldik. İşte son artırma yerine geldik. Bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz, bir sola kesim yapıyoruz, bir tane düz örüyoruz. Bu da bizim kenar ilmeğimiz. Arkayı tamamen ters örelim. Ön yüzü tekrar göstereyim. Tekrar ön sıradayız. Başlangıçta söyledim mi hatırlayamadım. 50 ilmekle başlamıştık kol çalışmamıza. Hatırlayamadığım için yanlışlık olmasın arkadaşlar. Şu kenar ilmeği haroşa yapacaktım. Onu normal düz örmüşüm. Onu hemen şuradan düzelteyim. Şimdi örneğimizin son modelimizin daha doğrusu son sırasını yapacağız. Bir tane kenar ilmeği aldık. Bu iki ilmeğin yerini değiştirerek gene bir sağ kesim yapıyoruz. Şimdi burada artırdığımız yerde 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi bir tane doluyoruz. Bu ilmeği örmeden alıyoruz. Yanındaki 2 tane ilmeğimizi örüyoruz. Örmediğimiz ilmeği üstlerinden geçiriyoruz. Tekrar doluyoruz ve bir sola kesim yapıyoruz. İlmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Bir tane sağ kesim yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi yine artırma yerine geldik. Bir doluyoruz. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Bunun birincisini örmeden alıyoruz. Yanındaki 2 taneyi örüyoruz. Örmediğimizi o 2 tanenin üzerinden atlatıyoruz. Tekrar bir doluyoruz. 2 ilmeği sola kesiyoruz. 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa kesiyoruz. Tekrar doluyoruz. Bu ilmeği örmeden alıyoruz. Yanındakini 2 taneyi örüyoruz. Örmediğimiz bu ilmeği bunların üstünden geçiriyoruz. Tekrar doluyoruz. Bu sırada tamamen sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar.
Modelimiz bu. 3 sıradan kuruluyor. Yine sondaki üçlü ilmeğin olduğu yere geldik. Aynısını yapıyoruz. Bir doluyoruz. Birinci örmüyoruz. İki tane örüyoruz. Örmediğimiz iki tanesinin üzerinden geçirip doluyoruz. İlmeğimizin yönünü çevirip bir sola kesim yapıyoruz. Bir tane de kenar ilmeğimiz var. Arkasını tamamen ters örgü olarak örüyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi İpimiz biraz eplü olduğu için şu anda anlaşılmayabilir. Şimdi bu üç, yani şu ana kadar ördüğümüz yeri tekrarlayacağız. 3 sıradan oluşuyor. Yani arkalı önlü saydığımızda 6 sıradan oluşan bir modelimiz var. Şimdi birinci sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir kenar ilmek, 1, 2, 3 tane düz, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, bir doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, bir doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir doluyoruz. 1, 2, 3 ve kenar ilmek. Arkayı yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, arkayı ters ördük, geldik. İkinci modelimizin ikinci sırasındayız. Bir kenar ilmeği alıyorum. Bir düz ilmek alıyorum. Bu ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek bir tane sağ kesim yapıyorum. Şu artırdığımız ilmek. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bir sola kesim yapıyorum. İki tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğin yerini değiştirerek bir tane sağ kesim yapıyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sola kesim. Bir, iki düz. İlmeklerin yerini değiştirerek bir sağ kesim. Bir dola. Bir düz ör. Bir dola. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Arkayı ters örelim. Sıra başına gelelim. İkinci modelin son sırasını uygulayacağız örneğimizi. Burada da yine bir kenar ilmeğimiz. Bu iki tane ilmeğimizin yerini değiştirerek bir sağ kesim yapıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Burada iç ilmeğimiz vardı. Bunu ne yapıyorduk? Birinciyi örmeden alıyorduk. Yanındaki iki taneyi örüyorduk. Örmediğimizi bu ördüğümüz iki tanenin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar doluyoruz. Hemen bir sola kesim.
İlmeklerimizin yerini değiştirerek bir tane sağ kesim. Yine bir doluyoruz. Bir taneyi örmeden alıyoruz. Yanındaki iki taneyi örüyoruz. Örmediğimizi bu iki tanenin üzerinden geçirip tekrar doluyoruz. Bir sola kes. Bir sağ kez, bir artır, bir örme. Yanındaki iki taneyi örüyoruz. Bu örmediğimizi ördüklerimizin üzerinden geçirip tekrar artırıyoruz. İkinci modelimizin son sırasını yapıyoruz. Devamlı bu şekilde kol boyuna kadar ne kadar istiyorsanız. Şimdi mesela ördük. Önle arkayı birleştirdik. Giyin üzerinize. Bunu ördükçe kolunuza ölçün. İstediğiniz uzunluğa gelince ilmekleri kapatın. Sonra dikiş kısmı var. Tabii ben bunu ne kadar öreceğimi söyleyeceğim size. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Arkayı da ters örelim son kez. Bir bakalım modelimize. Bir tane de kenar ilmeğimiz. Arkasını ters örelim. Tekrar bir bakalım. Evet. İki model uyguladık birlikte. Şöyle gösterirsem. Şimdi bunu ben öreyim. Kendi hırka boy koluma bakayım. Size de ne kadar öreceğinizi, kaç model örneği kaç sefer uygulayacağınızı söylerim. Öreyim tekrar. Bitmeye doğru tekrar sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz. Evet arkadaşlar, ben kolu bitirdim. İki kolu da ördüm. Size şöyle göstereyim. Kaç model uyguladım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 modeli uyguladıktan sonra kesim işlemi yaptım. Keserken çok sıkı kesmeyin. Gerdirmesin örneğimiz. Kolları bu şekilde dikeceğiz. Şurada ben iğne alayım. Bir saniye arkadaşlar. Şurada ipim uzundu. Önce bunu dikeyim. İpimizi taktık. Zaten söylemiştim tomurcuk yapalım kenarlarda diye. Önce şurada şuralardan ön yüzden dikelim. Şöyle sağlamlaştırma yapalım ilk olarak. İpimiz tüylü olduğu için biraz dikmekte zorlanabilirsiniz.
Şimdi şurada tomurcuklar bırakmıştık. Bu tomurcuklardan arkadaşlar bir oradan bir buradan karşılıklı olarak dikeceğiz. Bu şekilde kolları dikelim arkadaşlar. Sonra bunu getireceğiz. Kolumuzun içine bu kenarları diktiğimiz gibi ortalayarak şu şekilde ortalayarak bakın aynı uzunlukta zaten dikimini yapacağız. Şimdi yaka için arkadaşlar ilmek çıkartalım birlikte. Şişimizi alalım. Dikimini dediğim gibi yaparsınız. İp olarak 5. ipimi bitirmek üzereyim. Şu baştaki düğmeyi bir çıkaralım. Örgümüzün ön yüzünde olacağız. Şurada 9 ilmeğimiz vardı tam ortasından. Hatta biraz daha kenara yakından alalım. Şu şekilde ilmeklerimizi şişimizin yardımıyla toplayacağız. Göz kararı yapıyorum. Şimdi bu önde kaç tane çıkarttık? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane. Diğer önde de 20 tane çıkartalım. Eşit olsun. Şimdi arka tarafı alıyoruz. Dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 tane de arkadan aldık. Şimdi bu önden de 20 tane çıkaralım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir tane daha alalım. Burası 21 olabilir. 21. Şimdi arka tarafına geliyoruz. Aynı etek ucunda yaptığımız lastikler gibi yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için düzleri örüyoruz, tersleri örmüyoruz. Düzleri örüyoruz, tersleri örmüyoruz. Düzleri örüyoruz, tersleri örmüyoruz. Şimdi bu şekilde aynı etek ucunda yaptığımız lastiği uygulayarak bir müddet örelim. Ben de öreyim. Ne kadar öreceğimi size söyleyeyim. Sonra katlayarak dikimini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lastiği şöyle gördüğünüz gibi uzun bir şekilde ördüm. Sayarsak şuradan doğru sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve şişimizdeki ile beraber 11 tane şu düz örgülerden oluştu. Şimdi kesim işlemi yapmaya başlayacağız. Kesimi gene aynı kollarda olduğu gibi çok sıkı olmayan bir kesim işlemi yapacağız. Yine örerek kesiyoruz. Ve gevşek gevşek kesiyoruz. Şu şekilde düz olarak örerek bütün ilmeklerimizi oldukça gevşek olarak kesiyoruz. Arkadaşlar, videolarımı izleyince beğenirseniz, hatta yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonuna basarsanız, yanında abone olun yanında böyle bir zil resmi vardır. Ona basarsanız bundan sonraki videolarımdan herkesten önce haberiniz olabilir. Şimdi kesimi tamamlayalım. Sonra size dikiş kısmını da göstereceğim. Evet arkadaşlar, kolları bitirdim. Zaten bitirmiştik. Kolları diktim. Her iki kolu da diktim. Şöyle kameranın aldığı kadarını göstereyim. Kollarımızı ördük. Yakayı biliyorsunuz ilmeklerimizi almıştık. Örmeye başlamıştık. Yakayı ördüm. Kestim.
Ne kadar ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sırayı şu düzlerden sayarsak 10.'yu, şişte 11. varken burada ön yüzden kestim. Bakın dileyen arkadaşlar yakayı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle hatta düğmeyi ilikleyeyim, göstereyim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar polo yaka. Ama ben içine dikeceğim. Benim gibi içine dikmek isteyenler olursa bu şekilde yapabilirler. Şimdi ipi biraz uzun bıraktım ben dikmek için. Onu da hemen göstereyim. Şimdi bunda bir şey yok. Bu gayet basit. Şurada gördüğümüz kısmı, bu ördüğümüzü tutturacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Şöyle yaparak bunu fazla sıkı olmadan şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bakın ön yüzde de şu şekilde olacak. Şimdi dikeyim ben hepsini. Tekrar göstereyim size. Tamamladık. İpimizi de şöyle sakladım ben. Şimdi arkadaşlar 5 yumaktan şu kadar arttı. Onu söyleyeyim ben. Bu hırka şu şişlerimizi de alalım. Meşhur şişlerimizi. Şimdi bu hırka 40 bedenden 42-44 bedene kadar olabilecek bir hırka oldu arkadaşlar. Benim tasarımımdır. Ben de öyle diyeceğim bundan sonra yaptıklarıma. Bu hırka da benim tasarımım. Yani düz örgü kullandık, lastik örgü kullandık, cep yaptık, kollara örnek yaptık. Demek ki tasarım bizim oluyorsa bu da benim tasarımım arkadaşlar. Madem öyle, herkes tasarım tasarım diyor. Bu da benim tasarımım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara yakayı da şöyle göstereyim. Özellikle şuralarını dikmedim. Dikmek isteyenler dikebilir. Ben böyle seviyorum. Dikmek isteyenler burayı da dikebilir. Yakamız da bu şekilde çok muntazam bir yaka oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki videoda bir ajurlu süveterimiz vardı biliyorsunuz. Onu yabancı sitelerde her yerde örülmüştü. Ama hanımefendi bir tutturdu benim tasarımım, benim tasarımım diye. Ben de şimdi onu farklı versiyonuyla tekrar sizlere öreceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok soruyorsunuz. Instagram sayfamdan mesaj bölümünden. Burada her ilmek benim ilmeğim. Ben başkasının ilmeklerini videosunu yayınlamıyorum kanalımda. Kendi ördüklerimi yayınlıyorum. Kendi odamda, kendi evimde, kendi iplerim, kendi şişlerimle yapıyorum. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.